o yorumu okudum. Arkadaşlar, Cumali Akdoğan'dı galiba. Özellikle uyarmış beni. Hemen dikkat aldım ve video için kamerayı elime aldım. Yalnız arkadaşlar, ilk değişiklik şu. Kümes'in eski şampiyonu, eski sahibi şimdi maalesef egale oldu. Yanında da görüyorsunuz, Boyka'yı ben dışarıya bırakmıştım. Boyka aşırı şekilde hasta ve korkuyordu. Ne ara sinirlendi bilmiyorum. Artık böyle canına tak demiş. Kendisi gördüğünüz gibi kafa göz dağılmış. İş için dışarıya çıkmıştım. Geldiğimde zaten suratı perşembe pazarı gibi olmuş. Şöyle göstereyim. Aha dedim. Junior Hayrettin çok pis dayak yemiştir dedim. Ya da ölmüştür. Çünkü bizim Boyka hiç kavga etmiyordu. Fakat sürekli Junior Hayrettin buna eziyet ediyordu. Ve bir baktım ki arkadaşlar, ünvan maçına çıkmış. Mike Tyson, Evander Holyfield gibi. Oo. Artık dediğim gibi dövüşün galibi, aynı zamanda hareminde sahibi oldu. Tam bir bu. Tabii ötersin. Şimdi ben o şeyi çıkarırsam, Junior Şahin'i seni ikiye böler diyeceğim ama Junior Şahin Boyka'dan biraz daha şey olarak, yaş olarak küçük. Yalnız arkadaşlar, Boyka'yı ikiye böler gibi gözüküyor. Çünkü aşırı şekilde ciddi, tecrübeli ve acımasız. Boyka ona göre biraz daha slim fit. Bir de arkadaşlar, Boyka'ya göre derisi daha sağlam diye düşünüyorum. Tabi garibanın halinden kimse anlamaz diyoruz. Ve direkt kamerayı gidip bizim Junior Hayrettin'e doğru götürüyoruz, çeviriyoruz. En sonki halini gösterelim arkadaşlar. Kafa göz bizim Ayem Cemani'ye dönmüş suratı. Arkadaşlar artık baş başa birlikte yaşayacağız. Bir zamanlar Hayrettin de böyleydi. Etrafa çok karşı çok ciddi kavga ediyordu. En sonunda o da, bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ha, bunlar iyileşmiş hali Allah'tan hani görmedim ama mecburi olarak da bu ünvan maçının da yapılması gerekiyormuş. Yoksa gözüm arkada kalırdı. Sürünün lideri artık bizim Boyka. Tabi şöyle bir yaklaşayım. Dur kuzum, dur. Hadi sen şu tarafa geç. Hadi. Şöyle ışığı ayarlayayım ki en azından Ayem Cemani tipine dönüşmüş arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yüzündeki kısımlar kurumuş. Kuruyunca da tabi bunu ben gördüm ama görmediğim taraflarında artık sizlere kameralardan göstermek istemiyorum. Çünkü sıkıntı olabilir. Şöyle kendisi yeşillerde tek başına takılsın. Öbürlerini içeri aldığımda bununla ekstra ilgileneceğim arkadaşlar. Hey, sen ne yapıyorsun orada? Çık. Tamam, yeter. Ünvanı aldın. Olay bitti. Tamam. Arkadaşlar neyse, ben hemen diğer şeyi neydi? Ben hemen kümesteki civcivleri göstereceğim arkadaşımızın yorumuna göre. Onlar görmek istiyormuş. Hadi bakalım gidelim yavaş yavaş. Dostlar, bakın size şey de gösterecektim. Biliyorsunuz yeni civcivlerim de vardı. Oy, ben yerim sizi. Çıtırlar. Yeri biz mecburi olarak ikiye bölmüştük. Ayırdım ki su ile ilgili sıkıntı olmasın. Ha bak, geçemiyorlar. Ha bak 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 bak. Dur, sakin ol, sakin ol kuzu. Sakin ol kuzu. Sakin ol. Ama öbürleri nerede bir bakalım. Burada başka var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Bunlar artık buraya girip çıkıyorlar. Ha, buradalarmış zaten. Ama bunlar, of. Arkadaşlar, şöyle kamera içeriye sokabilecek miyiz bilmiyorum. Bakalım. Evet, buradalarmış. Orada tel örgü var. Ben bu pirket deliğinden konuşuyorum. Umarım görüntü vardır. Ha, birazcık zorlanıyorum. O Amazon ormanları gibi olması lazım. Şöyle eğilip bakacağım ama hadi bakalım. İnşallah görüntüye gelirler. Şöyle etrafa da bir bakayım. Ha, buradalar. Bak 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 bak, yaramazlara bak. Maşallah maşallah. Arkadaşlar doğayla buluşsunlar. Daha rahat ve daha serin bir ortam olsun diye bunları buraya koydum.
deliği açtım rahat rahat gitsinler diye. Öbürler de burada. Bir gidelim bir bakalım arkadaşlar. Acaba diğerlerini... Ah, ikisi burada. Güzel. En azından arkadaşlar nerede oldukları belli. Bir de şu taraftan bakalım arkadaşlar. Şöyle, oh çok güzel. Yakından fazlasıyla da görünüyorlar. Maşallah. Ne diyeyim ki? Artık söyleyecek hiçbir şey yok. Ben güvercinlerimi, o şeyler vardı ya bizim canavarcıklarımı, son kalan postaları. Onları çok güzel bir şekilde büyütmeye başladım. Ha bu arada Indio Gigante'lerin içerisinde harika iki tane şeyimiz oldu. Hani şekiller birazcık biliyorsunuz çok önemli. Süsle ilgili biz onları büyütüyoruz. Evet hadi gidelim bakalım. Hani bunların aslında için kuzucuklar. Yeminiz önünüzde fazlasıyla dolu, aç kalmayacaksınız. Arkadaşlar bunların yemi ve suyu çok önemli ama böyle bir sıpalık yapıyorlar. Demek ki birazcık disipline olmaları lazım. Bu sıpalar... Eyvah kavga var, kavga var. Kavga var. Şöyle bir bakayım. Bunlar da arkadaşlar T-Rex gibi. Birbirlerine karşı bayağı bir acımasız oluyorlar. Görüntü nasıl? Yaban hayatını çeken belgeselci gibi maşallah. Bunlar da güzel gözüküyor. Tam bir coşkun aral klasiği. Kavga var mı? Yok. Ha bunlar yabancı. Arkadaşlar yabancıların buraya gelmemesi lazım. Dediğim gibi Boyka artık buranın yeni hakimi. Buraları ikisine paylaştırdım. Size sormam gerekiyor. Büyükleri bu tarafa, küçükleri de bu tarafı mı koyalım? Yani şu şeyle, hani şu görmüş olduğunuz kapıyla kapatsak mı daha iyi olur? Hepsi bir arada sosyal hiyerarşi ile büyümesi mi daha iyi olur? Ne dersiniz arkadaşlar? Bakın hepsi kendilerine savunma mekanizması olarak güzel bir şekilde yer buluyorlar. Nasıl arkadaşlar sizce? Bak. Bunların hepsi Indio Gigante arkadaşlar. İkisi hariç araya karışan yumurtalardan dolayı biliyorsunuz yavruları bizim şeylerden almıştık. Yavruları bizim Turabi'nin kuluçka makinesinden çıkarmıştık. Ondan dolayı araya bir tane karışmış. Bakın arkadaşlar bu arada bizim alaca postamızı görüyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel bir şekilde büyüyorlar. Biri de burada göğü postamızı. Bunlar gerçekten bana alıştılar. Ben de onları çok seviyorum. Bir kalan emanet bu. 3 tane güzel yavrumuz var. Bunlar da artık burada çoğalır çoğalmaz bunların sorunu. Biz onlara karışmayacağız. Bir tane arada güzel bir kan değişimi olacak şekilde olsaydı hiç fena olmazdı. Evet. Beyefendilerin keyfi yerinde, tüy değiştiriyorlar. Ciddi ciddi tüy değiştiriyorlar. Bunlar neden bilmiyorum ama herhalde yeni tüyleri, şöyle bakın siz bana söylersiniz. İğne ya, iğne gibi ya. Çok çirkin oluyorlar. Bunların demek ki hızlı bir şekilde tüy değiştirmesi gerekiyor. Ben yem olarak arkadaşlar protein oranı en yüksek Beyza'nın et yemini veriyorum ki en azından içinde bir sürü multivitamin ve ona benzer bir şeyler olsun diye. Bunların ikisi kardeş değil arkadaşlar. Kardeşler arası çok ciddi kavga çıkıyor ama maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirleriyle anlaşamayıp yerlerinden edebiliyorlar. Neyse arkadaşlar, yerdeki gübreleri bilerek almıyorum. İyice kuruyacak ve ona göre gördüğünüz gibi bunların hepsini torbaya dolduracağım. Bunları dağıtacağız, kaldıracağız ve böyle Turabi bana öğretmişti. Bez torbanın içerisine koyup bu gübreyi poşet çay gibi, bu Lipton gibi demleyip suyunu, o çıkan kahverengi suyu, şerbet dedikleri suyunu ağaçların altına koyacağız. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın su sistemimiz gerçekten çok iyi.
birkaç tane daha yapsak var ya, taze taze sularını burada fazlasıyla içerler arkadaşlar. Hiç korkmadan güzel bir şekilde susuz bırakmayacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar yumurtalar buradan alıyoruz. Fazlasıyla her gün yumurtluyorlar arkadaşlar. Her gün yumurtluyorlar. Bir artık bundan sonra üretmeyeceğimiz için horozunun çok da benim için önemi yok. Bakın 1, 2, bir de 3. 3 tane yumurtlayan tavuğumuz var. Peki 4. nereye gitti diye soracak olursanız onu bir başka bir bölümde sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bir de en son olarak çiftliğimizin içindeki seranın içindeki otları da size göstererek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Sanırım siz yavaş yavaş bizim bu çiftlikle ilgili oluşumlardan yola çıkarak fikir edindiniz diye düşünüyorum. Yalnız arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey daha var. Ben burada indio gigantelerle ilgili olarak en iyisini üreteceğim diye uğraşıyorum. Dövüş horozlu olayını sona getirdik. Bakın arkadaşlar, niye diyeceksiniz? Bu ibiğindeki o kanı görüyorsunuz. Yani birbirini yiyecek şekilde. Ben süs horozlu büyütmeyi tercih ediyorum. Ne zaman bunlar birbirine girse başım beladan kurtulmuyor. Başıma bir şeyler geliyor. Yani bana yaramıyor açıkçası. Çok uğraştım ama bana yaramıyor. Neyse arkadaşlar, iş çok. Onları yapmam gerekiyor. Aynı anda çekmek de zor oluyor. Size kısaca özetlemek istedim durumu. Gördüğünüz gibi Junior Hayrettin maalesef mağlup olduğu için, ki zaten genlerinde dövüş horozluğu yok ama aşırı şekilde eziyet etti diğerlerine. O zaman arkadaşlar küme düşmesinin şerefine bu videoyu burada sonlandıralım. Ne diyelim arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve o güzel yorumları her zaman yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.